18 Kasım 2010 Kartal Rahmanlar Süleyman Gönen Hoca Efendi'nin evindeyiz. Şimdi kısa bir hal tercümesini kendi sesinden dinlemek üzereyiz. Buyurun hocam. Evet. Şu anda ben 82 yaşındayım. Kısa olarak hayatımı anlatacağım. 1930 senesinin birinci ayında bizim köy Eğridere köyünün Kamboz mahallesinde dünyaya geldim. Birinci ayın ikisinde. O zaman 29 senesinde sel felaketleri olmuştu. Bizim evi de, baba evini, dede evini seller aldı. Başkasının, halamın evleri vardı yine aynı mahallede. Orada oturuyorduk. Orada birinci ayın ikisinde yahut üçünde dünyaya geldik. Neyse. Yedi sekiz yaşında olduğumuz zaman tabii ki o zaman köylerde bizim oralarda okul falan yoktu. Dolayısıyla çocuklar şurada burada mahallelerde mescitler vardı. Mescit, ufak camiler. Git dur. Buradan sonra. O mescidlere efendim mahalle halkı öyle büyük hoca değil de Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutabilen kimseleri tutarlardı 3 ay 4 ay. Mahallenin çocuklarını okutur. Elifba'dan başlar. İşte Kur'an'ın bir kime doğru ilmuhallerini çocuklara öğretirdi. Ben de camimizin yani bu Kamboz mahallesinin mescidinde Tahir Hoca isminden birisi vardı gene bir mahalleden birisi. O birkaç sene mahallenin mescidinde çocukları okuttu. Ben de gittim. Ondan Kur'an-ı Kerim'i Elif'ten başladım ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Epey de okuduk Kur'an-ı Kerim'i. Tabi tecvid kıraat yok. Böyle şöyle. Okuduktan sonra 9 yaşındayken köyümüzde uğruna Mustafa Hafız vardı. Mustafa Yıldız Hoca Efendi İstanbul'da okumuştu. Güzel bir hafızdı. Herhalde o zamanlar 40 yaşlarında vardı. Babalarımız ona rica ettiler. Sen madem evdesin bir işin yok. Çocuklarımızı sana verelim de çocuklarımızı hafız yap. Dediler. O da kabul etti. Efendim o zaman millet fakir. Çocuk başına ayda 150 kuruş vermek suretiyle pazarlık yaptılar. O da kabul etti Hoca Efendi. Tabi o 150 kuruşu herkes veremez. O zaman iyi bir ustanın yevmiyesi 39-40 senelerinde efendim 25 kuruştu. 150 kuruş verince yani 6 bir yevmiye vermiş oluyorduk. Hesap et şimdi bir ustanın iyi bir ustanın yevmiyesi 100 lira, 200 lira, 300 lira aşağı değil. 23 kişi
başladık okumaya. Yani hafız olacağız. Hocanın evine gidiyoruz, evine. O talebeler içerisinde biz de en küçüklerinden birisiyiz. 11, 12, 13, hatta 15 yaşına kadar talebe vardı. Başladı. Ben isimden diyorum ki, ben hafız olamam ya. İsimden diyorum onu. Babama karşı kalkıp da, baba ben bu işi yapamam. Tabii diyemedim. Başka kardeşlerim de var, ağabeylerim benden büyük, iki tane. Onlar, hususen en büyük ağabeyim İllas, o babama yalvarıyor ki, ben şey diyeyim. Hafız ben olayım. O benden daha iyi Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Tabii onun bir işi yoktu ki. Ama babam ikimizde de böyle yüzleri uçtura veremez herhalde. Babam da illa yok, Süleyman da hafız olacak. Diye başladık. Ben de dedim ki ben bu işi yapamam ya. Birkaç tane böyle gidip geleyim. Dönemine. Sonra yapamayınca babam beni geri çekecek. Başladık. Böyle bir ay, bir buçuk ay, iki ay kadar azıcık böyle ders vermediğim gün de oldu. Sonra meğer bizim zekamız vardı, haberimiz yok. Hoca efendi bize Kur'an-ı Kerim'i tecvidi okutmadan böyle ağızdan tecvidli bir şekilde tecvidin bütün kurallarını uygulatmak suretiyle yaptığımız dersleri bu şekilde. Hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamını tecvidi bize okutmadan ama bütün tecvid kurallarına uyuyorduk. En güzel bir şekilde. Sorsalar tecvidde bu ne olur bu kelime bilmezdik ama yapmasını yapıyorduk. Önemli olan tecvidin kurallarına uymak. Hulâsâ ara bir ara hemen burada olmak gibi bir şey oldu ya. Kar da yağmış dedi, birinci aydayız. Birinci ayda. Kar yağmış dedi, bir sabah babam dedi ki ağabeyime, ağabeyim adı İllas. Gidin beraber. Ben daha hafız olmamışım ama bana hafız diyorlar. Gidin beraber hafız dersini okusun da gelirsiniz. Başka mahallede hoca. Hemen yarım saat çekiyor. O zaman araba yollarıyla arasın. Patika yolları. Hem bizim oralar yamaç böyle, bayır. Sonra bir kaydı bir düşüyor, yollanıyor. Beraber geldik ağabeyle beraber. Hocanın evine geldik. Ben oturdum, dersimi okudum. O zaman iki sayfeden gidiyordum. İki sayfa okuyordum. Tabii hoca efendi, mahallemiz ayrı olduğu için ağabeyimi de tanımıyordu. Abim de sobanın arkasında oturdu. Ben dersi okuyunca kalktık da bir eve gidiyoruz. Dersimizi evde yapıyoruz. O zaman yasak. Yasak zamanlar. Jandarma görse, iş ister şeyse hemen bastırır. Efendim, onun için dersini veren talebe doğru evine gider. Evinde dersini ezberlerdi. Bir de kalktık. Gideceğiz. Ağabeyim hoca efendinin karşısına dikildi. Hocam dedi, bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle oğlum dedi. Benim de çok hevesim var. Hafız olmak istiyorum. Ya babam ikimize 3 lira para veremez. Ha, çocuk başı 3 lira ya. Sen gel benim için babamdan para alma. Beni okut da, ben hafız olduktan sonra o parayı gider kazanır, sana iki katını, üç katını veririm. Vereyim. Hocam batık yok, ne kadar? Abim de aşağı yukarı 14 yaşında o zaman. Ben ondan 5 yaş küçük. Ya bu çocuklar, bu ne kadar hevesli ki bu sözü bana söylüyor. Bu çocukların bir çoğu hevesi yok. Babasının etkisiyle, korkusuyla gidip geliyor. Çoğu da tabii her gün ders veremiyor. Baba, hocam dedi ki gidin de yarın
Babam köyün ileri gelenlerinden birisiydi. Hasan Efendi derleri babama. Gidin yarın sabah beraber gelin. Babanız da gelsin. Tamam. Bu da elini öptük. Gittik eve. Eve gidince de bir durumu babama anlattık. Böyle böyle durum oldu. Tamam. Sabah oldu. Genel dersimi yaptım ben. Babamla beraber üçümüz hocanın evine gittik. Başka mahallede. Dersimi okudum. Hoca ya Hasan ben bu senin illas. Bu illas hafızamı kısıyor. Ne kadar hevesi var ki kendi kendine. Senin haberin yok. Bana dün böyle söyledi. Çocukların çoğunun hafızı yok. Kaçıyorlar, şey ediyorlar. Okumak istemiyorlar. Sen gel bunu da şey et. Bu da başlasın okumaya. Babam da dedi ki ona iki kişiye nasıl üç lira vereceğim ben? Üç lira. Neyse babama 50 kuruşu bağışladı. Hadi üç değil de ikisine madem iki çocuk var. İkisine 250 kuruş ver. 2,5 lira. Babam yaz gününde 10 gün çay biçti. Bizim burada çay biçerler. Ağustos ayında sıcak. 10 gün çay biçti. 2,5 lira para aldı. Yani yemeyesi 25 kuruşa. Tabii bizim bir aileyimizi Hoca Efendi'ye verdi. 10 günde çalıştı. Bir aileyimizi Hoca Efendi'ye verdi. Neyse. Kışa geldik. Biz bitirdik. Son hatimi indiriyorduk. Herkes o beraber okuduğumuz talebelerin çoğu dağıldı gitti okumadı. 3-5 tane kaldı. Onlar da bizim gibi okumuyordu. Biz hocanın en iyi talebesiyiz. Tabii ağabeyim kısa zamanda bana yetişti dersi. Bana yetişince dersimiz beraber yürüdü. Hiç ayrılmadık. Şerik. Efendim. Son hatimi bitirirken herkesin ağzında o Hasan Efendi'nin iki oğlu hafız oldu. O zaman böyle küçük yaşta hafız yoktu. Hasan alemin çocukları kaçtı gitti, kimse okumadı, dağıldı gitti. Hasan Efendi'nin iki oğlu da hafız oldu. Derken nazardan böyle birden ağzından kan geldi. Tabii kısa anlatıyorum. İki günde gitti, babat etti. Abim öldü. Neyse, Allah sana rahmet versin. Cennete görüşürüz inşallah. Ondan ben kaldım. Bitirdik neyse Hoca Efendi hafızlığımızı. Sonra 12 yaşında iken Ofta o zaman Çuparsa derlerdi. Adı şimdi Oğullu köyünde hafız Mehmet Aşık Kutlu Hoca Efendi. Hafız Mehmet Aşık Kutlu Hoca Efendi. Tabii büyük hocaların hocası o. İstanbul'da okumuş. Hem Arapça bilgisi var, alim. Hem de hocaların hocası Kıraat İmami. Oraya gittik. Tabii kısa anlatıyorum. Orada zaten ağzımız düzgündü. Bizim hafızlık yaptığımız hoca biraz evvel anlatmıştım. Gayet düzgün. Hiçbir galet yoktu. Ezberledi Kur'an-ı Kerim'i. Yani çekilen harfi çekmeyelim, çekilmeyeni çekelim, efendim, telif kurallarına muhalefette bulunalım. Böyle bir şey yok. Tabii öteki hafız Mehmet Aşık Kutlu Efendi, tabi o daha büyük bir kurra hafız. Ondan da 10 ay kadar tasayih huruf, tecvid, talim kıraat gördük. Ve aşereyi de bitirdik ondan. Takdimde de biraz okumuştuk. O zaman fakirlik var. Dolayısıyla daha fazla kalamadık oradan, ayrıldık. Eve gelince hemen yeni başımızda Baçan, şimdi Maraşlı köyü, zaten komşu bizim köye. Orada müderris Fatih Dersi Amlarından
Bu dedi Sadi İlyas Efendi. Fatih dersemlerinden bu deriz Hacı İlyas Efendi. Tabii o yaşlıydı. O zaman herhalde hem 80 yaşında vardı. Efendim, ona gittim Arapça okumaya başladım. Dedim bizim köy Muzahir ama yakın, yarım saat çekemezdi. Tabii koşa koşa ben de gençtim, çocuktum böyle. Başka birileri de ondan okuyordu Arapça. Onlar başka uzak köylerden geliyordu 3-5 kişi. Ben orada otururken onlar gelirlerdi. Kışın yağmur, çamur, öyle usupları başları ıslanmış böyle. Her gün 2 saat git, 2 saat gel. Yol. O okuyanlar. Onlar da büyük delikanlı, büyük adamlar. Oradan Hoca Efendi'den 2,5 sene Arapça okuduk. Buradan daha sonra Konya'ya, Konya köylüklerinde Ereğli'nin bir köyünde imam kaldı bir iki sene. Orada talebe de okuttuk. Çok zeki talebeleri vardı. Zeki. Okuttum çok güzel bir şekilde. Hafız olmadılar ama efendim Kur'an-ı Kerim'i talim, tedip, kıraat üzere böyle okudular. Amm-ı Cüz'ü ezberlerinde efendim Tebaleke, Yasin, Nâbetana başka bir yani güzel bir imam olarak yetiştiler. 15-20 kişi. Konya'nın Kadınhane'nin bir köyünde de gene imamlık yaptım bir sene, iki sene. Sonra memlekete geldi. Askere gittim. Askere gittikten sonra resmi imamlığa başladım. Trabzon'un Arsın Kadası'nın Merkez Camii'nde. Merkez Camii'nde imam oldum. Tabi o zaman Arsın kadar değildi, nahiyeydi. Trabzon Muhtusu Salih İmamoğlu benim tayinimi yaptı. Orada tabi çok kısa gidiyorum. 11 sene görev yaptım o camide. Cemaatin büyük teveccühü vardı bize karşı. Saygı bırakmadılar efendim başka yere gitmeye. Birkaç defa Trabzon'a gitmek istedim, nakillenmek istedim. Efendim, bırakmadılar. 11 sene kaldık. 11 sene sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinden bir hakim vardı Arsin'de. Onun vasıtasıyla babası da öğretmendi. Oraya gelirdi yaz günlerinde. Onunla tanıştık, konuştuk. Onların vasıtasıyla Bursa İnegöl'e İnegöl Kasım Efendi Camii'ne nakledik. Tabi bu çok uzun bir hadisedir. Bir acayip bir aşağıda ama kısa bir gidiyorum. Orada 10 sene kaldım. 10 senede camimde bütün Ramazanlarda teravih namazlarını hatimle kıldım. Cami o kadar büyük değildi ama doluyordu. Altında erkekler, üstte mahfilde kadınlar. Efendim, 10 sene böyle kıldık. Oradayken gene Diyanet'in şeyhisiyle bizim Hoca Efendi, Kıraat İmamı Aşık Kutlu Hoca Efendi Diyanet'in teklifiyle biz küçükken o ilk defa oraya gittiğimiz zaman o zaman kıraat okuduk ama o zaman kayın resmi olarak okuduk. Bu sefer Diyanet'in emriyle Hoca Efendi teklif ettiler. Hoca Efendi de ilk sene 23 kişi aşere takrib
Tayyip'e kıraatlerini okuttu. İkinci sene, o birinci sene okuttuğu talebelerin eylerinden Türkiye'nin 10 vilayetine gene Diyanet şehri görevlendirdi. Ben İnegöl'deydim. Efendim, Bursa'ya, İstanbul'da Üsküdar Kuzgunluk Camii İmamı Hafız Dursun okutan okutanı Bursa'ya verdiler. Rahmetullahi aleyh Bursa'ya Kur'an-ı Kerim İhtisas Kursu. İnegöl'den ben tek olarak tabi Diyanet'e muhalefet yaptım. Diyanet bana izin verdi. Kurs bitince kadar izinlisiniz dediler. Efendim ben de gittim Bursa'ya iştirak ettim. Ve orada okuduk. Ben daha evvelce okuduğum için hani küçükken 12 yaşındayken Aşık Kutlu Hoca Efendi'den ama bir zaman aradan geçti. Ben de unutmuştum ben. Orada Dursun Hoca'dan bir hafta 10 gün şey edince tabi o eski bilgiler tazelendi. Bu sefer ben oradaki arkadaşların 23 kişiydik. En birincisi oldum ben. Ve Hoca Efendi'ye de aynı zamanda şeylik yapıyorduk. Evvela dersini ben veriyordum sabahleyen. Sonra diğer talebeleri beraberce desteğini dinliyorduk. Onu bitirdikten sonra efendim İnegöl'de çocukların tahsili için efendim tabi o Kur'an-ı Kerim İhtisas Kursu'nu kıraati bitirince Ulu Cami'de büyük bir merasim yaptık. Bursa Ulu Cami'de. O günleri çok özlüyorum. Ondan sonra çocukların tahsili için Ankara'ya naklettim. İnegöl'de 10 sene kaldım. Ankara Abidinpaşa Merkez Camii'ne. Başka bir imam arkadaş da vardı orada. Ben de gittim. Oraya gittim. Orada da 8 sene görev yaptık. 84'te 1984 senesinin birinci ayında efendim emekli oldum. Ve emekli olduğum 84'ün birinci ayında emekli olduğum sene 29 Mayıs 1984 gününde İstanbul Sultanahmet Camii'nde en büyük bir yarışma yapıldı. Yaş mavzu bahis değildi. Türkiye'nin her tarafından 12 yaşından tut da ben o zaman 52-53 yaşındaydım. Benim yaşımına kadar hocalar vardı. 500 kişi Türkiye'nin her tarafından o yarışmaya iştirak etti. 500 kişi. Allah-u Teala'nın yardımıyla o büyük yarışmada acizane birinciliği aldım ben. Tabi elimde şeyleri vardır. Efendim birinciliği aldık. Sonra orada beni bırakmadılar. İstanbul valilerinden Abdullah Vanlıoğlu tabi orada beni gördü. Daha bile tanışıyorduk ama o kadar yakın değil. Uzaktan biraz. Orada birinciliği bir de alınca beni illa Sultanbeyli Kur'an kursuna hoca olarak almak istedi. Ya ben Ankara'dayım dedim. Çocuklar da Ankara'da. Nasıl gelirim ben falan. Şu bu derken dedim hele gideyim Ankara'ya da. Çocuklarla bir görüşeyim. Konuşalım da buna göre. Ankara'ya geldik. Çocuklar dedi ki baba iyi Kur'an kursu talebe okutmak daha iyi. Olsun. Biz burada olalım. Sen gelirsin, biz geliriz. Olabilir. Demek nasip olacak ya. Abdullah Banlıoğlu da dedi ki sen hele bir gel. Bir sene, iki sene bir grup hafız yetiştir de ondan sonra sen yetiştirdiğin talebeler bizim kursta hocalık yaparlar. Sen gidersen gidersin o zaman. Meğer Allah'ın dediği olur tabii. Orada bir sene, iki sene değil. 17 sene kaldım. Sultanbeyli Merkez
Kur'an kursuna talebe. Tabi orada belki Türkiye'de bizim kadar Kur'an-ı Kerim yarışmasına dış ülkelere gönderen hoca olmadı. 15 tane hafız ben. Bazen Mısır'a, bazen Suudi Arabistan'a, Mekke-i Mükerreme'ye, efendim Malezya'ya böyle 15 tane hafız gönderdik. Tabii oraya gitmek için Türkiye'de iğnenin deliğinden geleceksin. Evvela bölgede, bölgenden birinci olacaksın. Mesela İstanbul'da. Sonra Diyanet'te bölge birincileri bir araya geliyor. Bölge birincileri Ankara'da, Diyanet'te bir daha hani, imtihan ediyorlar. Ve birinci, ikinci, üçüncüyü seçiyorlar. Talebelerim bu şekilde. Efendim, Ebeğe'de 250'nin üzerinde hafız seçilir burada. Ben hem sınıfım vardı, hem de diğer sınıflara da böyle talim, tecvid dersine zaman zaman sırayla giderdim. Ne zaman ki okullar 8 seneye çıkarıldı, tabi talebeler azaldı. Efendim, biz de kurstan ayrıldık. Şimdi Kartal, Rahmanlar, eskiden Rahmanlar derlerdi, şimdi Atalar Mahallesi'nin Merkez Camii'ne yakın bir yerde efendim bir yerde oturuyor. İskenderoğlu Apartmanı 21 numarada oturuyorum. Yine bu Atalar Merkez Camii'ne her gün gider. Öğleyinden evvel mukabele okurum. Her gün bir cüz. Biraz daha önce kurstan ayrılınca efendim ikindi namazından önce de okurdum. Sonra onu bıraktık da yalnız öğleden evvel öğleye bir saat kalarak yahut 50 dakika kalarak camide oturuyorum. Hem mukabele okuyorum hem arada sırada bazı önemli ayetleri cemaate izah ediyorum. Hala sağlık durumum o kadar müsait değil. Şeker var, bende mide kanaması oluyor. Efendim, 82 yaşındayım. Böyleyken yine öğleyine rağmen gidip okuyorum, mukabele okuyorum. Yani sadece Ramazan'da değil, devamlı. Sene boyu okur. Şey ederim. Bu namazdan evvel daha imam olduğumu dedince 30 sene öyle devam etti. İmam olduğum camide öğleden evvel, ikindiden evvel akşam yok. Yatsıdan evvel, sabah namazından evvel devamlı Kur'an-ı Kerim'i okuduğum için her hafta hatim yapardık camide. Tabi cemaat var, cemaat gibi biliniyor. Efendim, her hafta hatim yapıyorduk. Onun için hala bu yaştayken Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde en ufak bir tereddüdüm yok. Bana bir kelime şimdi sorsanız, bir kelime Kur'an'dan hemen nerede olduğunu bilirim ve oradan okur giderim. Lütfilahi, Kur'an-ı Kerim'i çok okuduğum için böyle olur. Okumasam birçok hafızlar öyle okumadıkları için efendim belki imamdır, belki müezzindir. Fakat Kur'an-ı Kerim okumadığı insan Ramazan'dan Ramazan'a okuduğu için unutmuş gitmişler. Fakat biz öyle değil. Daha hafız olduğumdan itibaren devamlı Kur'an-ı Kerim'i böyle okudum, hala okuyorum. Hiç unutmadık. 10 yaşında, 9 yaşındayken nasıl okuyordum ise şimdi aynı şekilde okuyorum. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize, ölmüşlerimize, annelerimize, babalarımıza, bütün abba ve ecdadımıza, üzerimize hakkı geçenlerin de efendim, ölmüşlerse
Cenab-ı Hak kani kani rahmet eylesin. Af eylesin. Bizleri de son nefeslerimizde kamil imandan ayırmasın. Hak Celle ve Ala Hazretleri bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Bir soru Şahin. Hocam İstanbul Reisül Kurra'ları ile ilişkiniz oldu mu? Tanıştınız mı onlarla? İlişki içinde oldunuz mu? Arkadaşlık yaptınız mı? Ben burada da bir hatıranız var mı onlarla ilgili? Gidip geldiniz mi? Emekli olduktan sonra İstanbul'a geldim Ankara'dan. O zaman Abdurrahman Efendi'ydi. Reis-i Kura. Efendim. Çok yakın hem de bir samimiyetim yok ama öyle toplantılarda, icazet merasimlerinde birkaç defa görüştük. Önerli Mehmet Efendi, Abdurrahman Efendi, sonra Giresunlu Mehmet Eren'e geçtiler bu kuralık. Onunla da bilgisayar görüşmek nasip oldu. Evet. Mesela Abdurrahman Gürses ile tanışıklığınız nasıl oldu? İlk tanışıklığınız. Askerlikten sonra diyelim İstanbul'a geldik. Beraber hafızlık yaptığımız Hafız Saksan Yazıcı isminde bir arkadaş vardı, bizim köylü. Onunla beraber İstanbul'a geldik. Oradan da İç Anadolu'ya, Ankara'ya, Konya köylüklerine gidip imamlık yapacağız. O niyetle memleketten çıktık. Fakat İstanbul'a, Babur'la beraber İstanbul'a geldik. Dedik ki madem İstanbul'a geldik, burada Hafız Hasan Akkuş veyahut Abdurrahman Efendi'den biraz daha okuyalım. Evet biz Mehmet Aşıkut Hoca Efendi'den okuduk. Şeyi bitirdik ama biraz da burada şey dedim. Gittik. Efendim Akkuş Hoca Efendi'ye gittik. O talebesinin çok olduğunu söyledi. Bizi Abdurrahman Efendi'ye gönderdi. Mahalle camisine gittik. Bir öğle namazını kıldık. Namazdan sonra ben de bir Kur'an-ı Kerim okuduk. Bundan sonra arkada Kur'an talep okuttuğu bir yer var. Cami bitecek. Oraya gittik, biz de gittik oraya. Tabii yabancı olduğunuz belli. Kimsiniz siz? Böyle. Bize bir de Kur'an-ı Kerim okuttu. Okuduk. Oğlum dedi, sizin ağzınız düzgün. Kimden okudunuz? Dedim, Usta Mehmet Aşık Kutlu Hoca. Ooo dedi, o bizden üstün. Tamam dedi, daha niye işi? Dedim, biraz da sizden istifade etmek isteriz. O baktı ki çok samimiyiz yani, öyle arz ediyoruz. Peki oğlum, olsun. Olsun dedim. Böyle de iki ay kadar ondan şey ettik, ondan sonra dedi ki, burada boşuna para geçirmeyin dedi. Gidin madem imamlık yapacaksınız. Halbuki o zaman Anadolu'nun köylüye ne işin var? İstanbul'da en güzel bir camide de imam olabilirdik. Fakat kafamızı, yani belki burada idare edemeyiz. Maaşlar azdır. O zaman camilerin çoğunun kadrosu yoktu. Kadrosuz. Cemaat izin veriyor. İmamın, müezzinin ücretini. Demek ki olacak ya. Neden acemi adam kör gibidir. Gittik efendim Konya'nın bölüklerinde 200 sene imamlık yaptık. Sonra askerlikten sonra resmiyete geçtik. Efendim 1900 açılmışken söyleyeyim 63 senesinde tabii 60'ta ihtilal oldu. İhtilaldan evvel dışarıdan böyle şurada burada Arapça okuyanlar Diyanet her sene, her ay vaizlik müftülük imtihanlarını açardı. Her ay. Hatta o imtihan şeyini de bazı vilayetlere vermişti müftülüklere. Efendim
Sonra şeyden sonra, ihtilattan sonra bunu şey ettiler, kaldırdılar. Ancak yüksek İslam'dan mezun olan şey olacak, vaiz muhtı olacak. Yüksek İslam o zaman ilahiyat yoktu. Yani sadece Ankara'da var ilahiyat. Efendim, biz de milletin etkisiyle, bak millet Halk Partisi'nde şöyle böyle diyor. Siz 60'tan sonra bu imtihanları kaldırdınız. Şimdi birçok hoca var, imtihanlara girmek istiyor. Siz buna mani olmayın. İşte mesela bir kere olsun, bir imtihanı açın. İşte Diyanet'te böyle bir imtihan açtı böyle. Türkiye'nin 11 eyaletinde. Birisi de Trabzon, ben o zaman Trabzon Aslan Merkez Camii'nde imam idim. Birisi de Trabzon'daydı. Biz de daha olmayacak yani hariçten dışarıdan Arapça okuyanlara bir daha böyle bir imtihan olmayacak denildi. Biz de gittik o imtihana girdik. En çok iştirak da Trabzon'daki imtihana oldu. Çünkü Rize'den efendim, Trabzon'dan Gümüşhane, Bayburt, 15 vilayet Trabzon'a geldi. Kalabalık. 170 kişiydi. Tabii o imtihanda İskenderbaşı Camii'nin içinde oldu. 15 Haziran gününde. Orada o imtihanda ben iyi derdeyle beraber o vaizliği müftülüğü kazandım. İyi derdeyle. Efendim öyle dağıldı gitti. Sonra bakmıştık ki onlar ya biz bu hem de en zor bir imtihan yaptılar. Daha belki imtihanları biliyorum ben. İmtihana girenleri ne sordular, şunu sordular, bunu sordular. O da bizim imtihan yani kimse kazanmasın ya, az kişi kazansın diye en zor bir imtihan, araya bir imtihan. Hem Kur'an-ı Kerim'den, hem hadis-i şeriften, hem ilmi kelamdan, fıkıhtan, din bilgilerinden en zor sorular soruldu. Böyleyken yine en çok kazanan da Trabzon'da. Trabzon'daki imtihanda en çok kazanan orada oldu. O zaman hemen tayinlerini, yani müftü yahut vaiz olarak tayinlerini yaptıranlar yaptırdı. Biz orada cemaat de bizi çok seviyordu aslında. Bizi bırakmıyordu. Efendim, bir durumumuz yoktu yani. Dedi ki burada da ben vaiz yapıyorum camide nasıl olsa. Bugün yarın derken o da kaldık. Sonra dediler ki bu imtihanı kazananlar bu 15 Haziran 1963 senesinde yapılan vaizlik imtihanlarını kazananlar ancak fahri olarak istedikleri yerlerde vaiz yapabilecekler. Kadrolu olarak müftülüklere tayini yapılmayacak. Diyanet. Çünkü bakmıştık ki bayağı bir adam. O milahatı oldu ya. Senin çatalla girmiyor. Hakikaten ama. Çatal. Ya büyük alim kendim diyor. Bu şekilde orayı da böyle şeydik. Nokta aldık. Evet başka sorularım varsa. Meşhur hafızlarınızdan kimler var hocam? Birkaç hafızınızın ismini sayabilecek misiniz? Defterini var diye de 35 kişi kadar. Yani çok hafız var da. Dünya tabirinde hafızlar. Tabi ezberimde var. Evvela birinci gruptan Hafız Mustafa Sarı. Erzincanlı. Efendim. Mustafa Abdullah Halkaya. Kur'an-ı Kerim'i dersine okur. Yani ayetleri aşağıdan başlar okumaya. En son ayeti okuyor, ondan sonra sondan ikinci ayeti, ondan sonra üçüncü. Böyle o kısa ayetli sureleri böyle okur gider, hiç düşünmeden. Yukarıdan aşağı nasıl okuyorsa, aşağıdan yukarıdan aynı şekilde okuyor. Hiç görülmemiş. O sonra Misra'da ezeli de bitirdi. Abdullah Algaya. O da elini aldı. Efendim,